Soru çözümümüzün dördüncü bölümüyle karşı karşıyayız. Birinci sorumuz, px polinomu 2x küp eksi 5x eksi 1. Derece bir ifade çarpı diğer bir derece. Burada iki polinomun derecelerinin çarpımını istiyor benden. O zaman ilk önce şuranın derecesine bakacağız. Şimdi artı 10 dediği için bu 10 sabit bir sayı. Polinoma herhangi bir ifade sabit bir sayı eklediğimizde derecesini etkilemeyecek. Dolayısıyla buradaki 10'un benim için bir önemi yok. Dikkat edelim, px'in derecesi kaç? 3. P üzeri 4 dediği için 3 ile 4'ün çarpımı 12 olacak. Çarpı buranın derecesi. Şimdi burada dikkat edin. 1, 3x diye bir polinom var. Bir de px kare diye bir polinomumuz var. Dolayısıyla arada çarpı olduğu için ikisinin derecelerinin toplamı olması gerekiyor. Bu 3x'ten dolayı x'in derecesi 1. Artı diyeceğim, px kare, p'nin derecesi 3 olduğu için 3 çarpı 2, 6, 7. O zaman buranın derecesi de kaç olacak? 7. 12 çarpı 7, cevap 84, yani D şıkkıdır. Devam edelim. İkinci soru. Px eksi 1 polinomunun derecesini 6 vermiş. X küp çarpı Q2x'in derecesinde 8 vermiş. Şimdi o zaman diyorum ki şu ifadeden yine şurada bir çarpı olduğu için x küpün derecesi 3. Artı Qx'in derecesine ne diyelim? N diyelim. Artı N eşittir 8. Dolayısıyla Qx'in derecesi kaç olması gerekiyor? 5. Px eksi 1 demekle Px derecesi demek aynı şeydir. Px'in derecesi de kaç? 6. Şimdi buraya gelelim. Çarpımın derecesi dediği için derecelerinin toplamını alacağız. O zaman bakıyorum, P3x, P'nin derecesi 6 ise 3x olması dereceyi değiştirmiyordu, 6. Artı diyeceğiz çarpı durumunda olduğu için. Qx kare, Qx'in derecesini kaç bulduk? 5. Qx kare dediği için 2 çarpı 5, 10. Dolayısıyla cevabınız 16, C şıkkıdır. Derecelere dikkat edelim, kolayca hata yapabilirsiniz. Px, Qx'in derecesini 3 vermiş, polinom ifade etmemiş, sadece bir derece vermiş. Px polinomu da Qx çarpı Bx artı Rx olarak ifade edilmiş. Kimi veriyor bana? Bx'in derecesi, yani şunun derecesini veriyor. O zaman diyorum ki Bx'in derecesi kaç? 8. Rx'in derecesini biliyor musunuz? Bakıyoruz, yok. Zaten Rx'in bir önemi olmaması lazım burada. Neden olmayacak? Çünkü Qx'e bölüyorsunuz. Şöyle bir şey düşünün bakın. X üzeri 8'li bir ifadeyi önünde 2 olsun ya da olmasın, derece anlamında düşündüğümüz için önemi yok. Qx'e bölüyorsunuz. Qx dediğimizin derecesine x küplü. Şimdi burası ise Bx. Bölüm kalan nedir? Rx. Zaten şu Rx'in derecesinin Bx'in derecesiyle hiçbir alakası yok. Bunun derecesini nasıl buluyoruz? Bununla bunu çarparak. Buradaki derecenin benim için önemi Px için yok. Neden yok? Çünkü Rx'in derecesi x küpten dolayı 3'ten küçük olmak zorunda. Yani bunun derecesi en fazla kaç olabilir? 2 olabilir. X kareli bir ifadeyle topladığınızda buranın derecesini etkilemez. Dolayısıyla şu ikisinin çarpımından şu dereceyi elde etmem lazım. Çarpımlarının derecesi neydi? Derecelerinin toplamı olması gerekir. O zaman derece Bx ne olması gerekiyor? 8'den 3'ü çıkartırsanız cevap 5 olarak Bx'in derecesini bulmuş olursunuz. Dördüncü sorumuz, bölümünden kalan bulmayla alakalı. Nasıl yapıyorduk hatırlayalım. Şu verdiği polinomu 2x artı 4'ü 0'a eşitliyorduk. X eşittir ne? Eksi 2. Götürüp yukarıdaki polinomda yerine eksi 2 yazıyoruz. Yani p eksi 2 kalan olacak. Eksi 2 yazarsa eksi 32, eksi 64.
Eksi 2'nin karesi 4. 3 ile çarparsam 12. Eksi 2 yazarsam artı 8. Eksi 6. Şurası 20. Eksi burası da 70. Dolayısıyla cevabınız eksi 50 olarak. 4 işlem hatası yapmamaya tekrar dikkat edelim. 5. Polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 10. Ne yapıyorduk? 0'a eşitliyordum. X 1. 1 yazarsam P1 eşittir kaç olacakmış? 10. İse neyi soruyor bana? X eksi 2 ile bölümünden kalan, yani x'in yerine 2. Yani P2'yi soruyor. Şimdi bunu niye vermiş bana? Çünkü burada bir n değeri var. N'i bulmadan P2'yi bulma şansımız maalesef yok. O zaman P1, 1 yazarsam 3, 1 yazarsam eksi n, eksi 4 eşittir 10. N eşittir bu tarafa alırsak 3, 4 çıkartırsam eksi 1, onu da bu tarafa alırsam eksi 11. O zaman Px polinomunu bir yazalım hemen hızlıca. Eksi 11 yazarsanız 3x kare eksi eksi artı 11x eksi 4. Kaçı soruyor? P2. X gördüğüm üzere 2 yazalım. 2 yazarsam 12, 2 yazarsam 22 eksi 4. 34, 4 çıkartırsak cevap 30 olarak, yani E şıkkıdır diyeceğiz. Kalan bulma. Devam edelim. 6. soru. Bir Px polinomunun x küp artı 2 ile bölümünden bölüm ve kalan verilmiş. Yani şöyle yazabiliyor muyum o zaman ben Px polinomu? Px'i buna böldüm. X küp artı 2. Bölüm ne? X kare artı 1. Kalan ne? 2x kare eksi 1 artı 2x kare eksi 1. Px artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden. Bunu 0'a eşitlediğimde x'in yerine kaç yazacağız? 1. 1 yazarsam bana neyi soruyor demek ki bu vatandaş? P2'yi soruyor. O zaman direkt x'in yerine 2 yazıp 4 işlemi uygulayalım. P2, 2 yazarsam 8, 10 çarpı 2 yazdığımda 5 artı 2 yazarsanız 4, 8, 7 mi kalıyor? Dolayısıyla cevabınız nedir? 57'dir. Cevap E şıkkı olarak bulacağız. Devam edelim. 7. sorumuz. Px artı 1 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan. Ne soruyormuş? Hemen bir bakalım. 0'a eşitledik. Eksi 3. Eksi 3 yazarsam P eksi 2'yi mi soruyor bana? Şimdi P eksi 2'yi bakalım. Eksi 2 yazmam lazım ama burası sıfırlıyor. Sıfırlasın çünkü m'i bulmamız gerekiyor. O zaman x yerine bir eksi 2 yazalım ilk önce. Sıfır oldu burası. Eksi 2 çarpı eksi 2 yazarsam eksi 2 eksi m artı diyeceğim. Eksi 2 yazarsam eksi 12 geliyor. O zaman şöyle yapalım. Eksi 12 olarak yazalım. Eksi 12. Şu 12'yi bu tarafa aldım. Burası eksi parantezine alırsam 2 çarpı m artı 2'dir. 2'ye bölersem 6, 2 çıkarırsam m'imiz kaç? 4 olarak bulacağız. O zaman m'imizi bir yerine yazıp bir görmeye çalışalım. X artı 2 px polinomu çarpımı x çarpı x eksi 4, m'in yerine 4 yazdım, artı 3 x eksi 2. Şimdi yine p eksi 2 bulacağım ama eksi 2 yazarsam yine burası ne oluyor? 0. O zaman şurayı önce bir düzenleyelim. X kare eksi 4x artı 3x eksi x eksi 6. Çarpanları ayırırsanız x artı 2 ile x eksi 3. X artı 2'ler giderse px polinomumuz neye dönüşecek? X eksi 3'tür. Şimdi istediğine bakalım. P eksi 2 istiyor. O zaman P eksi 2 eksi 2 eksi 3 eksi 5 olarak, yani Bursa cevabını bulmuş olacağız. Bakalım
Sekizinci sorumuz. P x artı 3 polinomunun çarpanlarından birisi x artı 5. Şimdi hatırlayalım, konu kısmında yine küçük özetler, notlar halinde vardı. Bir yine dönük videoya bakabilirsiniz. Çarpanlarından birisi demek tam bölünebilme, kalanın sıfır olması anlamındadır. Yani x'in yerine ne yazacağım? Eksi 5. Eksi 5 yazarsam buradan p eksi 2 eşit 0 olacak. Kalanın sıfır olması demektir. Bakalım şimdi eksi 2 olabilmesi için x'e kaç yazmam lazım? Eksi 1. Eksi 1 yazarsam p eksi 2 eşit. Eksi 1 yazdım n. Eksi 1 yazdım artı n artı 1. Şurası ne? 0. M artı N artı 1. Dolayısıyla M artı N eşittir ne olmak zorunda? Eksi 1. Yani cevabınız C. Zaten size neyi soruyordu? M artı N'i soruyordu. 9. sorumuz. Px polinomunun Qx polinomuna bölümünden bölüm 2x artı 3 kalan x eksi 4'tür. Hemen şunu yazabiliyoruz herhalde. Başlayalım. Hem de soruyu okurken çözümünde ufak ufak verilenleri bir yazmaya çalışalım. Qx polinomuna bölümünden bölüm 2x artı 3. 2x artı 3 çarpı Qx artı ne diyeceksiniz? Kalan x eksi 4. Şimdi devam edelim. Hem bölünebilme, bölme ile ilgili, kalan bulma ile ilgili hem de katsayılar toplamı sabit terim kısmıyla birleştirilmiş komplike bir soru yapılmış. X'in yerine 1 yazarsam, katsayılar toplamında hatırlayalım. 1 yazdığımızda ne oldu? P3 eşittir kaç? 26. Bana neyi soruyor? X eksi 2 ile bölümünden kalan, yani X'in yerine 2 yazacağım. 2 yazarsam Q3 eşittir soru işareti oluyor. Şimdi bakalım. X'in yerine 3 yazarsam ikisinde de hem P3'ü hem Q3'ü bulmuş oluyorum. O zaman X'in yerine 3 yazalım. P3, 3 yazalım. 9, Q3, 3 yazalım. Eksi 1. P3'ümüz kaçtı? 26 eşittir 9, Q3, eksi 1. O zaman buradan Q3, 27, 9'a bölersem kaç bulmanız gerekir? 3, yani cevabınız A şıkkıdır. 10. soru, Px ve Qx polinomlarını vermiş. Böyle bir ifadenin x eksi 2 ile bölümünden kalan. Şimdi akla ilk şu gelebilir. Px eksi 1 polinomunu bulup x ile çarparım. Sonra Qx artı 1 polinomunu bulup 2 ile çarparım. Sonra istediğini yaparım. Doğru, bu çözümlerden bir tanesidir. Ama biraz uzun ve işlemi sıkıntılı olabilir. O yüzden şöyle yapalım. Normalde bir ifadenin x eksi 2 ile bölümünden kalanı bulmak için bunu 0 eşitleyip x'in yerine 2 yazmamız gerekmiyor mu? O zaman kalan şu olması gerekmez mi? X'in yerine 2 yazarsam şu ifadede 2 yazıyorum yerine. 2 P1 artı 2 Q kaç yazıyorduk? 2 yazıyorduk. Q3. O zaman demek ki kalan aslında 2P1 artı 2Q3'tür. 2 çarpı P1 dediğimiz şurada 1 yazmak. 1, 1 yazarsam 5. Artı 2 çarpı Q3. 3 yazarsam 12, 11. Dolayısıyla 10 artı 22 cevap kaç olacaktır? 32 şık olarak D şıkkı cevabınız olacaktır. Bir sorunun birden fazla çözüm yöntemi olabilir. Çözüm farklı şekilde olabilir. Önemli olan hangisi daha uygun şekilde ya da alışabildiğiniz hangi yöntemse onunla bakmakta fayda var. Evet, yine katsayılar toplamı ve kalan bulmayla ilgili. Artık herhalde aşina olduk. Katsayılar toplamı deyince x eşit 1, sabit terim deyince x eşit 1, 0. X yerine 1 yazarsam burada ne olacak burası? P1 eşittir eksi 6. Ne soruyor bana? X artı 2 ile bölümünden, yani 0 eşitlediğinizde x yerine eksi 2 yazıyorum. X yerine eksi 2 yazarsam
Eksi 6, 6, 0. Yani benden ne istiyor? Q 0 istiyor. O zaman yukarıdaki polinomda ya da eşitlikte diyelim, polinomdan ziyade eşitlik kastedilir. X yerine 0 koyarsak bakalım neler oluyor. 0 koyarsam 2 P1, 0 koyuyorum, 0 koydum bir önemi yok burada. Bölü 3 artı Q 0 eşittir 0 koydum 2 oldu. Şimdi ben QX 0'ı bulacağım. P1'i zaten biliyorum. Yerine yazıp denklem çözeceğim. P1'in yerine eksi 6 yazarsam eksi 12 3 artı Q 0 eşit 2. İçler dışlar yaparsanız eksi 12 2 ile çarparsanız 6 artı 2 Q 0. 2 Q 0 eşittir eksi 18 Q 0'ın kaç olması gerekiyor? Eksi 9 olarak buluruz. Cevap herhalde C şıkkıdır. Evet. X kare çarpı PX bir eşitlik verilmiş. Ne soruyor? Hemen bir bakalım. X'in yerine 3 yazacağız. 3 yazarsam 3 yazdığınızda ne olur? P3 olur. Şimdi dikkat edelim. P3 olması için 3 koymanız lazım. Yerine yazıp bakarsan A'lı ve B'li denklem gelir. Ama konu kısmında yine bundan bahsetmiştik. Buna benzer bir sorumuz vardı. Burada da şuna dikkat ediyoruz. Bakın x kare ile px'i çarptığımda bir polinom elde ediyorsam şu sonucu x kareye böldüğümde de bir polinom olması gerekiyor. O zaman şöyle bir işlem yapalım. Px eşittir. Her terimi x kareye bölelim. X kareye bölersem 2x kare. X kareye bölersem a artı b x. X kareye bölersem lütfen şuraya dikkat edin yine. Dikkat etmeniz gereken noktalardan x'li var orada. Eksi a eksi 3. O zaman şöyle yapalım. Artı diyelim. O eksileri yukarıda bırakalım. Eksi a eksi 3 bölü x. X kareye bölersem paydada x olur. Artı şunu da yine x kareye bölerseniz eksi b artı 1 bölü x kare. Şimdi px'in polinom olabilmesi için ne demiştik? Değişkenin kuvvetlerini doğal sayı olması gerekiyor. Bu yukarıya çıkardığınızda x üzeri eksi 1 olur. Doğal sayı olmaz. Dolayısıyla bunun 0 olması lazım. Buranın da 0 olması gerekiyor. Yani eksi a eksi 3 0 olacaksa a'nız eksi 3. Aynı şekilde eksi b artı 1 0 olacaksa b'nizin kaç olması lazım? 1. Dolayısıyla buraların ne? 0 dedik. Devam edelim şimdi. Px eşittir. Ne olacak o zaman? 2x kare artı a artı b eksi 3 ile 1'i toplarsam eksi 2x. Px polinomumuz budur. Şimdi benden p3 istiyor. X yerine 3 yazarsam 9, 18, eksi 3, 2, 6 cevabımız kaçtır? 12 yani C şık olarak bulmuş oluruz. 12. sorumuzdu. Şimdi 13. sorumuz. Yine bir ifade vermiş. Denklem şeklinde eşitlik. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan yani P1A'dır. X artı 1 ile bölümünden yani P eksi 1B'dir. Ne istiyor benden? A artı B'yi soruyor. Yani kısacası P1 artı P eksi 1'i sormuş oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Burada bir Px eksi 1 var bir de Px var. Kat sayıları x artı 1, kat sayısı x eksi 2. Birincisi niye yaptığımızı şimdi daha çok rahat göreceğiz. X'e 2 versem burası 0 oluyor. 2 verince 3 P1 oluyor bakın. P1 de nereye eşit? A'ya eşit. A'yı bulmuş oluyorum. Eşittir diyorum. X'in yerine 2 yazıyorum. 2'nin küpü 8. Burası 16 eksi 6. Kaç yapar burası? 18. 3'e bölersem P1 yani A dediğim değer ne olacak? 10, 18, 3'e böldüm ne? 6.
Şimdi de burayı sıfırlayalım. Yani x'in yerine ne yazalım? Eksi 1. Eksi 1 yazdım, 0 oldu. Eksi 1 yazdım. Eksi 3 çarpı p eksi 1. Bu da dolayısıyla ne olmuş oluyor bakın? B olmuş oluyor. Şimdi x'in yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 yazdım. 3. P eksi 1. Yani nedir bu da? B değerimizdir. Nereye eşit olacak? Bir görelim. 4, 3 daha 7. 1 çıkarsam 6. 6'yı eksi 3'e bölersem eksi 2. Benden istediği A artı B, yani bu ikisinin toplamı 6 eksi 2. Toplamı kaç olacak? 4 B şıkkıdır. 14. Birinci dereceden bir Px polinomu x artı 2'ye bölündüğünde bölüm eksi 6. Şimdi kalanla ilgili bir bilgi vermiş mi bize? Vermedi. O zaman kalan yok gibi düşüneceğiz. Birinci dereceden bir Px. O zaman Px eşittir şöyle olabilir mi? X artı 2 çarpı bölümle eksi 6. O zaman Px polinomumuz ne olmak zorunda? Eksi 6x eksi 12'dir. Şimdi bakıyorum, baş katsayı a. A o zaman kaç olacak buradan? Baş katsayı eksi 6 olacak. Sabit terim, sabit terim dediğimiz p0 değil miydi? Sabit 0 koyduğumuzda ne oldu? B eşittir eksi 12'dir. Şimdi ne istedi benden? 2a eksi b'yi istedi. A'mız eksi 6, 2 ile eksi 6'nın çarpımı eksi 12. Eksi b diyor, artı 12. Eşit cevabınızın kaç olması lazım? 0. Evet, şıklara baktığımızda şıklarda 0 dikkat ederseniz yok. O yüzden çözümümüzden de emin olduğumuz için yanına bir f şıkkı yapıp 0'dır diye işaretleyelim. 15. Baş katsayısı 4 olan ikinci dereceden bir Px polinomunun diyor x eksi 1 ile bölümünden kalan 6, x artı 2 ile bölümünden kalan 27. Şimdi burada şu şekilde çözeceğiz. Şu ilk kısım önemli. Baş katsayı 4 olan ikinci dereceden. İkinci dereceden bir polinom ya da fonksiyon ax kare artı bx artı c. Baş katsayı 4 dediği için a'mız 4. Yani aslında Px polinomumuz 4x kare artı bx artı c olacak. Şimdi buradan ne demektir bu? P1 eşittir 6. Buradan ise P eksi 2 eşit nedir? 27. Sabit terimi kim istiyor benden? X yerine 0 yazdığımda P eksi 1 soru işareti diyor. Şimdi buradan P1 ve P eksi 2'den B ve C'yi bulacağım. Px polinomunu bulacağım. Ondan sonra neyi bulmam lazım? P eksi 1. Başlayalım 4 işlem buradan sonrası. 1 yazarsam 4 artı B artı C eşittir kaç? 6. Yani B artı C kaça eşit? 2'ye. Eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazarsam 4, 16. Eksi 2 yazarsam eksi 2B artı C eşittir kaç? 27. Bunları karşıya attığınızda 2B eksi C olacak. Bu tarafa alırsanız 16'dan 27 çıkartalım. Eksi 11 mi gelir? Toplarsak, dikkat edin, C'ler gider. 3B eşittir eksi 9. B kaçtır? Eksi 3. B'ye eksi 3 verirsem C'de kaç olacak? 5 olacak. O zaman Px polinomum son durumda bir görelim ne oluyormuş. 4x kare artı bx yani eksi 3x artı c artı 5 durumuna dönüştü. Yani başta verdiği px polinomu bu. Şimdi ne istiyor benden? P eksi 1. Tekrar bakalım sabit terimi. Sabit terim x eşit 0'da 0 yazdığınızda p eksi 1'i istiyor. O zaman p eksi 1. Eksi 1 koydum, 4 artı 3 artı 5, 7, 5 daha 12 olarak, yani E şık olarak bulursunuz. 16. sorumuz, iğri bir
ifade birazcık maalesef görünüş itibarıyla da böyle hızlıca bir yorumladığımda da kalanından dolayı, bölümünden kalanından dolayı birazcık işlemi sıkıntılı, biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Kalan nereye eşit olacak? Şimdi bunu sıfıra eşitlediğimizde tabii birazcık karmaşık sayı bilgimizin iyi olması lazım. X eşittir ne olacak? Karşıya attığınızda 1 eksi i olacak. Bunu çok fazla uzatmadan şöyle yazıp bırakacağım. 2 çarpı, şimdi 1 eksi i ya da 1 artı i şeklinde verildiğinde, pardon bu yanlış oldu. Şurayı hemen bir düzelteyim ben, özür dileyerek. Karşıya atarken ters attık. Karşıya atarsanız i eksi 1 olacak. Şimdi 1 eksi i ya da i eksi 1 fark etmez. Karesini almak olacağı için sıkıntı yok. Bir de 1 artı i'nin de karesi. Bu karmaşık sayılarda bir tanesi 2'yi, bir tanesi eksi 2'ydi. Karesi üzerinden gideceğiz. Dolayısıyla 8. kuvvet olduğu için i eksi 1'in karesinin 4. kuvveti olacak. Eksi 5. kuvvet. Burası biraz sıkıntı. Onu da şöyle yazacağız. I eksi 1'in karesinin karesi çarpı i eksi 1 diyeceğim. 4. 1 de buradan 5. kuvvet. Artı 4 çarpı karesi. Yani i eksi 1'in karesi. Eksi x dediğimiz neydi? I eksi 1. Artı nedir? 3'tür diyeceğiz. Buradan sonrasını ben devam etmeyeceğim. Sadece tavsiyem şunu yapın. 1 eksi i'nin karesi eksi 2 i verir. Yerine yazıp tekrar karesini ya da 4. kuvvetini alıp karmaşık sayı bazında düzenleyip giderseniz cevabı rahatlıkla bulursunuz. Buradan sonrası sadece 4 işlemdir. Uzatmamak için burada kesiyorum. Evet, şimdi bu soruyla 4. bölümün sonuna geldik. 5. bölümde görüşmek üzere. Soru çözümü polinomun son 5. bölümündeyiz. 1. soru, Px polinomunun x kare eksi x ile bölümünden kalan. Yine farklı şekillerde birkaç türlü yapabileceğiniz bir ifade. 1. Normal polinom bölmesi yapabilirsiniz. 2. Bunu sıfıra eşitleyip x kare yerine x yazarak yapabilirsiniz. 2 kalan 3 kalan istediği için burayı çarpanlar ayırırsanız bir 0 bir de 1 vardır. Buradan da yapabilirsiniz ama hani çok fazla uzatmadan direkt polinom bölmesi olarak x küp eksi 4x kare artı 2x eksi 1'i polinom bölmesi yaparak en basit şekilde ifade edelim. X de olacak x küp eksi x kare. Çıkarırsanız burada işaretlere lütfen dikkat edelim gidiyor. Artı eksi 3x kare artı 2x eksi 1. Eksi 3 ile çarpacaksınız. Eksi 3x kare artı 3x. Eksi ile çıkardığımızda bunlar gitti. Eksi geldi. Eksi x eksi 1 olarak kalanı bulmuş olacağız. Cevabımız C şıkkı. Bölümünü sorsaydı bölümde neydi? X eksi 3 olacaktı. Evet. İkinci sorumuz. X kare artı x eksi 1 ile bölümünden kalan 3x eksi 16 olduğuna göre A artı B'yi soruyor. İşte burası birazcık sıkıntılı olacak bir ifade. O da şu. Şunu sıfıra eşitlediğinizde en büyük dereceliği yalnız bırakıyorsunuz. 1 eksi x oluyor. Bundan sonra yukarıda x kare gördüğüm üzere 1 eksi x yazıp devam edeceğiz. Şurası 2x çarpı x kare. X karenin yerine 1 eksi x yazıyoruz. İşlem kalabalığı olan bir soru tarzıdır. Artı a çarpı x karenin yerine 1 eksi x. X olduğu için buraya yapabilecek bir şey yok. X kareli olursa diye yazacağız. Artı 4 b. Bu kalan diyelim şu şekilde yazalım. Düzenleyelim. 2x eksi 2x kare artı a eksi ax eksi 3x artı 4 b. Şimdi dikkat edin yine şurada bir x kareli bir ifade olduğu için yine yerine getirip ne yazacaksınız?
x kareden mümkün olduğunca kurtuluyorsunuz. 1 eksi x. Şurada 2x eksi 3x kalan eşittir ne oldu? Eksi x oldu. Eksi 2 çarpı ne diyeceğim buradan? X karenin yerine 1 eksi x yazıyorum. Sonra gerisi artı a eksi ax artı 4b. İşlem hatası yapmayın çünkü sonra bir daha başa tekrar dönmek zorunda kalırız. Kalan, devam edelim buradan. Eksi x eksi 2 eksi artı 2x artı a eksi ax artı 4b. Gördüğünüz gibi sadece 4 işlem yapıyoruz. Kalan 2x, x gitti, x kaldı. Eksi ax olduğu için 1 eksi a x olacak, x parantezinde düşünürsek. Geriye ne kalıyor? A artı 4b eksi 2. Bu kalan. Kalanımız ne? 3x eksi 16. O zaman bunu 3x eksi 16'ya eşitliyorum. O zaman burada 1 eksi a'nın kaç olması lazım? 3. 1 eksi a 3'e eşitse a'mız nedir? Eksi 2. Ne istiyor benden? A artı b'yi. Geriye kalan a artı 4b eksi 2 eşit kaç olmak zorunda? Eksi 16. Buradan da b'yi bulacağız. A'nın yerine eksi 2 yazarsam 4b eksi 4 eşit eksi 16. 4b eşittir eksi 12. B eşittir kaçtır? Eksi 3'tür. A ile b'nin toplamı sorulduğu için eksi 2 eksi 3 eksi 5, yani cevap B şıkkıdır. Gördüğünüz gibi sadece ne var? İşlem kalabalığı. Biz tabii öğrenci olarak düşündüğümüzde çok fazla işlem yapmayı sevmiyoruz ama dikkatlice, sakince, sırayla yaparsanız herhangi bir problem yaşamazsınız. Evet. Üçüncü dereceden bir Px polinomu olan Px'in x kare eksi 2x ile bölümünden kalan 2x eksi 6. Şimdi bakın dikkat edin. Üçüncü dereceden diyor ve bölen bu. Şimdi x kareli bir ifadeye bölüyorsam ve bölünen polinom üçüncü dereceden ise o zaman Px'imizi şu şekilde yazacağız. X kare eksi 2x olacak çarpı diyeceğim bölüm. Üçüncü dereceden olabilmesi için bölümün birinci dereceden olması lazım. Ve yine baş katsayıyı ve bölüm polinomunu genel olarak bilmediğim için ax artı b yazacağım. Kalan ne oluyormuş? 2x eksi 6 oluyormuş. Bu px polinom. O zaman şuradan bir bakalım. X artı 1 ile bölümünden hızlıca yazıyorum. P eksi 1 eksi 5. Buradan baktığımızda P3 kaç? 51. Buradan sonrası yine 4 işlem. Eksi 1 yazıp eksi 5'e eşitleyeceğim. Yazalım bakalım eksi 1. Eksi 1 yazarsam, eksi 1 yazdım 3 mü oldu? Eksi 1 yazarsam B eksi A oldu. Eksi 1 yazarsam eksi 8. Eşittir kaç diyeceksiniz? Eksi 5. Dolayısıyla burada B eksi A'mızın kaç olması gerekir? 1 olması gerekiyor. Şimdi şu ikinciye bakalım. P3. 3 koyduğumda sonuç 51 olacak. Hızlıca yapalım. 3 koyarsam 9, 6 çıkarırsam 3. 3 koyarsam 3A artı B. 3 koyarsam gidiyor zaten. Eşit kaçtır? 51. 51'i 3'e bölersem 3A artı B eşittir kaç olması lazım? 17. Şimdi buradan A'yı B'yi bulup istediğine bakmamız lazım. Şimdi bakalım buradan taraf tarafa herhalde şöyle çıkarırsa B'ler gider. 4A 16. A kaç? 4. A'ya 4 verirsem B'yi 5 bulduk. Ne soruyor bana? X kare eksi 2X ile bölümünden neyini soruyor dikkat ederseniz? Bölümünden bölümü soruyor. O zaman bölümü soruyorsa bakın x kare eksi 2x ile bölümünden bölüm burası. Dolayısıyla a'ya 4 yazarsam 4x.
B'ye 5 yazarsam artı 5, 4x artı 5 sizin neyiniz olacak? İstediğim bölüm polinom olacak. Dördüncü sorumuz. Evet, bu da yine güzel sorulardan bir tanesi. Dikkat edilmesi gerekiyor. X kare artı 1 ile tam bölünebilmektedir. Tam bölünebilme diyorsa kalanın 0 olması lazım. Bunu 0'a eşitlediğinizde x kare gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 1. O zaman şurayı x kare şeklinde şöyle parçalarsak x karenin 50. kuvveti. X karenin yerine eksi 1 yazarsam eksi 1'in 50. kuvveti. Eksi 4 çarpı x üzeri 98 x karenin 49. kuvvetidir. Eksi 1'in 49. kuvveti. Eksi n artı 2 çarpı x üzeri 97. X üzeri 96'dan düşünelim. Eksi 1'in 96 olması için 48. İkinci kuvvetten dolayı 48. Bir tane de x çarpımı kalacak yanında. Eksi nedir? K. Tam bölünebilmektedir dediğine göre eşittir ne olacak? 0 olacak. Şimdi düzenlersek burası 1. Burası eksi 1 artı 4. Burası ne yapıyor? Artı 1 yapar. Eksi n artı 2 x eksi k eşit 0. Sonuç 0'a eşitse şurası 0 olacak. Dolayısıyla n nedir? Eksi 2. Diğerlerinin toplamı da 0 olacağına göre k eşittir. O da 5 olması gerekiyor. K eksi n'i soruyor. 5'ten eksi 2'yi çıkarırsanız 5 eksi eksi 2 kaç olması gerekiyor? 7'dir diyeceğiz. Cevap E şıkkıdır. Evet, yine benzer tarzda bir soru. X kare artı 2 ile bölümünden 0'a eşitlediğinizde x kare yerine kaç yazacağım? Eksi 2. O zaman x kare şeklinde parçalayacağız. X karenin karesi olacak. Şöyle isterseniz ilk önce bir ayıralım. Bu x karenin karesi çarpı x eksi 3 çarpı x karenin karesi eksi ax eksi 4. Şimdi yazalım. X kare gördüğüm yere eksi 2. Eksi 2 yazarsam karesi 4. Bir tane de x var. 4x. X karenin yerine eksi 2 yazdım. Karesi 4 eksi 12 eksi ax eksi 4 eşit eksi 16. E bakın eksi 12 eksi 4 eksi 16 yapıyor. O zaman a'nın kaç olması lazım? 0 olması için 4'tür. Yani cevap C şıkkı olarak bulmuş. Devam edelim. 6. soru. Px polinomu şekilde verilmiş. X eksi 1'in karesiyle bölümünden kalan diyor. Yine birkaç şekilde yapabiliriz. Şöyle düşünelim bunu. Bunu bir düzenlerseniz, hatta isterseniz şurada bir düzenleyelim. Şunu çarparsanız eksi 3x küp oldu. Sonra şuradan bir artı 3 kalacak. Onu en sona yazalım. Artı x kare artı 3x eksi artı 3 gelecek. Tekrar bir bakalım. Eksi 3x küp artı 3 sonda x kare artı 3x. Şimdi bunu buna böleceğim. Normal polinom bölmesi yapalım. Kalan aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 3x küp artı x kare artı 3x artı 3. Bunu neye bölelim? Normal polinom bölmesi. Bunun karesini açarsanız x kare eksi 2x artı ne? 1. Eksi 3x küp dediği için eksi 3x ile çarpıyorum. Eksi 3x küp artı 6x kare eksi 3x. Ne işlemi yapıyorduk hatırlayalım. Çıkarma işlemi. Bunlar gidiyor. Eksi olduğu için eksi 5x kare gelecek. Evet. Bakalım. Eksi olacağı için eksi 5x kare artı olacak 6x artı 3. Şimdi eksi 5x kare dediği için x kare eksi 5 ile çarpacağız. Eksi 5x kare 10x eksi 5. Yine taraf tarafa çıkarıyorum.
şunlar gidiyor. Buraya eksi geliyor. Eksi 4x artı oluyor. Artı 8. Neyi sordu bana? Kalanı sordu. Eksi 4x artı 8, yani cevap A şıkkı olacak. Evet, 7. Bir px polinomunun x kare eksi 3x ile bölümünden kalan 5x eksi 2'dir. Px polinomunun x ile bölümünden kalan. Şimdi şu yukarıdaki ifadeyi px eşittir x kare eksi 3x, bölüm polinomunu bilmiyorum, bx diyorum, artı kalan 5x eksi 2. Şimdi neyle bölümünden kalan diye soruyorsa o ifadeyi sıfıra eşitliyorduk. Yani bunu sıfıra eşitlediğimde x yerine sıfır yazıyorum. Kim soruyor bana yani? P0. O zaman şurada P0, sıfır yazdım, gitti. Sıfır yazdım, gitti. Direkt cevap nedir? Eksi 2, yani A olarak buluruz. 8. soru. X eksi 3 ile bölümünden kalan eksi 2. Yani şuradan baktığımızda P3 nereye eşit? Eksi 2'ye. Buradan ise nereye eşittir? P eksi 4 nereye eşittir? 12'ye. Şimdi ne soruyor bana? X kare artı x eksi 12 ile bölümünden kalan. Bunu şöyle yazıyorum bakın şimdi. Px polinomu eşittir. Şunu bir çarpanlara ayıralım. Bir şeyi kolay göreceğiz. X artı 4 çarpı x eksi 3. Bunlar kendiliğinden gelmek zorunda zaten, yoksa farklı bir şeyler daha bize vermesi lazım. Çarpı, bölümü bilmiyorum, bx diyorum, artı kalanı sorduğu için kalana bir ifade yazacağım, ama oraya x, a, b, c gibi bir ifade değil, genel halde bir şey yazmamız lazım. Bölen x kareli ikinci derece olduğu için kalan en çok birinci dereceden olabilir. Dolayısıyla birinci dereceden en genel haliyle ax artı b yazıyorum. Şimdi diyorum ki x yerine eksi 4 yazarsam p eksi 4 olur. Şurası 0 olur. Eksi 4 yazarsam eksi 4a artı b olur. X yerine 3 yazarsam yine burası 0 olur. P3 eşittir ne olur? 3A artı B olur. Şimdi nasıl devam edeceğim? P-4 ile P3 zaten bana yukarıda vermiş. O zaman P-4 dediğim 12. Yani eksi 4A artı B nereye eşit? 12'ye. P3 de vermiş bana. O zaman 3A artı B kaça eşit olacak? Eksi 2'ye. Buradan şöyle çıkartıp 7A yapar. Eksi 14. A nedir? Eksi 2 gelmesi gerekiyor. A'ya eksi 2 verelim. Eksi 2 verirsem eksi 6. Karşıya giderse 6. B de kaç olur? 4. Zaten şu kalan değil miydi? O zaman bu nereye eşit olacak kalanımız? Eksi 2x artı 4 gibi bir polinom elde ederiz. O da cevap olarak dikkat ederseniz Denizli D şıkkındadır diyeceğiz. Evet, 9. sorumuz. X üzeri 5 eksi 1'in bölümünden kalan. Maalesef üzgünüm, yapacak bir şey yok. X üzeri 5 eksi 1'i normal polinom bölmesi olarak x üzeri 4 artı x küp x kare eksi 1'e böleceğim. İşlem kalabalığı çok fazla uzamayacak zannedersem. X verirsem ne olur? X üzeri 5 artı x üzeri 4 artı x küp eksi x. Normal çıkarma işlemi yapıyorduk hatırlarsak. Bunlar gitti. Eksi x üzeri 4 eksi x küp artı x, yukarıdan da bir eksi 1'imiz var. Dördüncü derece olduğu için bölmemiz bitmedi. Bir adım daha yapacağız. Eksi olduğu için eksi 1 diyeceğim. Eksi x üzeri 4 eksi x küp eksi x kare artı 1.
Çıkarma işlemi yapacağım. Buralara dikkat ediyoruz. Eksi eksi gitti. Eksi eksi gitti. Artı oldu. X kare artı x. Eksi oldu burası. Eksi 2. Ne istedi? Kalanı istedi. Dolayısıyla kalanımız x kare artı x eksi 2. Cevap herhalde E olarak görülür. Evet, 10. soru. X artı 3'ün karesiyle tam bölünebilmekte. Şimdi bu, şöyle söyleyelim. Bunun birkaç türlü yine çözüm var. Bir, türevle ilgili bir çözümü var. Ama hani türev daha sonra anlatılacağı için türevin uygulamasında aslında bu tarz bir soru sorulsa belki daha mantıklı olur ama biz yine türeve ihtiyaç duymadan nasıl çözeceğiz ona bir bakalım. Şimdi ilk önce tam bölünebilmektedir dediği için kalanın sıfır olması gerekiyor. Bunu açarsanız x kare artı ne gelecek? 6x artı 9 eşit 0. En büyük dereceli x kareyi yalnız bırakıyorum. Eksi 6x eksi 9 olacak orası. İşarete dikkat edelim. Karşıya attığınızda eksi 9. Şimdi yukarıda Allah'tan çok fazla bir şey yok. X'leri 3'lü, X'leri 4'lü, 5'li bir şey yok. Çok bizi uğraştırmayacak. X kare gördüğümüz yere ne yazacağız? Eksi 6x eksi 9 yazacağız. Yazalım x karenin yerine 2 ile çarpacaksınız. 2 ile çarpalım. Eksi 12x 2 ile çarptım. 2 ile çarptınız. Eksi 18. Eksi ax eksi b artı 1. Tam bölünebilmek dediği için kalan ne olacak? 0. Yine buradan eşitlikten dolayı eksi 12 eksi a'nın 0 olması yani a'nın eksi 12 olması demektir. Geriye kalan eksi 18 eksi b artı 1'in 0 olması dolayısıyla b'nin eksi 17 olması demektir. Ne istedi benden? A ile B'nin toplamı, ikisinin toplamı zannedersen eksi 29 yani cevap A şıkkıdır. Evet, 11. soruya geldik. Çarpımı buna eşit. Px bir polinomsa o zaman şu ifade buna tam bölünmesi lazım. Yani x kare artı 2'yi 0'a eşitleyip x kare gördüğüm yere ne yazmam lazım? Eksi 2. Eksi 2 yazarsam 0 eşittir. X küp x kare çarpı x. X kare yerine eksi 2 yazarsam eksi 4 x. X kare yerine eksi 2 yazarsam artı 2 artı m x artı n. Bunlara bir şey yazamıyorum çünkü x kare değil. 0'a eşit olması için m'in 4 olması lazım. N'in de ne olması lazım? Eksi 2 olması gerekiyor. Söylenen sorulara dikkat edelim. M eksi N. M'imiz 4. Eksi. Eksi 2. Artı 2. Eşit. Cevap kaç olacak? C şıkkı 6 diyeceğiz. Evet. 12. soru. Çarpanlarından biri. X kare eksi 3. Yine aynı şekilde çarpanlarından biri diyorsa tam bölünebilme mantığıyla aynıdır. Kalan sıfırdır. Bunu sıfıra eşitlediğimizde x kare yerine kaç yazacağız bu sefer? 3. Bir önceki soruda eksi 2 idi. Burada 3 yazıp sıfıra eşitleyeceğiz. 3 yazarsam x karenin karesidir burası. Dolayısıyla 3'ün karesi 9. X kare çarpı x diye ayırırsak x kare yerine 3 yazdığımızda eksi 6 x. X kare yerine 3 yazarsam 3a artı bx'e bir şey diyemiyorum. Eksi 4 eşittir 0. Yine polinom olarak eşitlik olarak bakarsak bunun 0 olması için b'nin 6 olması lazım. 6x eksi 6x 0. Diğer kalan 3a 9 eksi 4 yani 5 0 olmak zorunda. A nedir? Eksi 5 bölü 3'tür. Ne sordu bana? A çarpı B. 6 çarpı eksi 5 bölü 3. Kaça eşit olacak? O da 3'e bölerseniz 2, eksi 5 ile çarparsanız eksi 10 yani B şık olarak cevabı bulacağız. Devam edelim. 13. sorumuz.
Bir px polinomunun x kare eksi 4 ile bölümünde bölüm qx kalan 4x eksi 1, qx polinomunun x kare ile bölümünde bölüm kx kalan 2x artı 3'tür. Px polinomunun x üzeri 4 eksi 4x kare ile bölümünden neyini soruyor? Kalanını soruyor. Evet, şöyle bir bakalım. Px polinomu nereye eşit olacak? X kare eksi 4 çarpı qx artı ne diyeceğiz? 4x eksi 1. Qx nereye eşit? Qx eşittir. X kareye böldüm kx, yani x kare çarpı kx artı kalanımız ne? 2x artı 3. Benzer bir soru çözmüştük. Şimdi bunu çarpanlarına ayırırsanız burası x kare parantezinde x kare eksi 4 değil midir? Bunu özellikle yazdım ki bir şeyi görelim diye. Şurada qx'in yerine şu bana verdiği ifadeyi yazarsam, dikkat edin bakın, px x kare eksi 4 çarpı, büyük bir parantez açıyorum, şunu yazacağım, x kare kx artı 2x artı 3 artı şuradaki 4x eksi 1. Bunu niye yazdım? Şimdi daha rahat göreceğiz. Şimdi bununla hem burayı hem burayı çarpmam lazım. Dolayısıyla dikkat ederseniz bununla bunu çarptığınızda x kare çarpı x kare eksi 4 gelmiyor mu? O zaman burayla benim işim yok. Benim işim neresi? Bununla bunun çarpımı artı burası olacak. Yani kalan eşit ne olmak zorunda? Çok uzatmadan işlemi. Bu ikisinin çarpımı. Yani ne olacak? X kare eksi 4 çarpı neresi? 2x artı 3 artı neyimiz var bir de? 4x eksi 1. Bunu düzenlediğinizde, çarpıp düzenlerseniz şıklardan birini bulursunuz. Evet, devam edelim. 14. soru. 3. dereceden baş katsayısı 2 olan bir px polinomu için diyor. Eşitlik verilmiş, p eksi 2. Bu da yine güzel bir soru. Piyasada rastlayabileceğiniz soru tarzlarından bir tanesi. Şimdi 3. derece ve baş katsayı. Şimdi dikkat edin. P eksi 1'in 0'a eşit olması bu polinomun x artı 1 ile tam bölünebilmesi demektir. P 2'nin 0 olması x eksi 2 ile tam bölünebilmesidir. P 3'ün 0 olması x eksi 3 ile tam bölünebilmesi demektir. O zaman Px polinomumuzu baş katsayısı 2 olan dediği için 2 çarpı x artı 1 x eksi 2 x eksi 3 diyorum. Başka bir şeye ihtiyacımız var mı? Soruyu dikkat edelim. Baş katsayı 2, tamam, sıkıntı yok. Üçüncü derece x, x, x çarptım x küp gelir, onda da problem yok. Eksi 1 yazdığımda 0, 2 yazdığımda 0, 3 yazdığımızda da ne geliyor? 0. O zaman başka bir şeye ihtiyacımız yok. Ne istiyor benden? P eksi 2. O zaman 2 çarpı eksi 2 yazarsam eksi 1. Eksi 2 yazarsam eksi 4. Eksi 2 yazarsam eksi 5. 2 çarpı 5 10. Çarpı 4 40. Eksi 40 olarak, yani A şıkkı cevabını bulmuş olacağız. Devam edelim. 14. 15. sorumuz. Sıfırları ifadesine dikkat edelim. Sıfırları demek x yerine ya da değişken yerine o değeri yazdığımızda kalanın sıfır olması anlamındadır. Yani p 4 ve p eksi 2 sıfır olacak şeklindedir. Bir önceki sorunun azıcık değişimi. İkinci dereceden olacak. Zaten iki tane geliyor buradan. Ama baş katsayısını bilmediğimiz için şöyle diyoruz. Px polinomunu A çarpı
x eksi 4, x artı 2. Kalan 0 olduğu için herhangi bir şey yazmaya gerek yok. Burada baş katsayıyı bilmediğimiz için a diyoruz. Bunu 0'a eşitlediğimizde x kare yerine ne yazacağım? Eksi 1. Ama şurayı ilk önce bir düzenleyelim isterseniz. A çarpı x kare 2x eksi 4x eksi 2x eksi 8. X kare yerine eksi 1 koyup nereye eşitleyeceğim? Buna eşitlemem gerekiyor. Ki baş katsayı dediği kimi soruyor bana? A'yı soruyor. Zaten yerine yazıp koyduğumda A'yı bulmuş olacağım. Bakalım şimdi x kare yerine kaç yazdım? Eksi 1. Eksi 1 yazarsam A çarpı eksi 2x eksi 1 eksi 8 eksi 9. Eşit kaç olması gerekiyor? 12x artı 54. Buradan herhalde A'nın eksi 6 olduğu kolayca görülüyor. Niye? Eksi 6 çarpı eksi 2 12. Eksi 6 çarpı eksi 9 54. O zaman benden istediği baş katsayı değeri kaçtır? Eksi 6, yani cevap B şıkkıdır. Evet, 16. soru. Dikkat ederseniz farklı bir soru tarzı. Konu kısmında buna değinmedim. Çünkü gerek yok. Neden? Eğer temel kavramlar kısmındaki sayılar bölümünde obebokek konusunu biliyorsanız, mantığını biliyorsanız aynı sorudur. Değişen hiçbir şey yok. Orada 5, 15, 20, işte 35 gibi sayıların obebokekleriyle uğraşırken burada polinom çarpım şeklindekilerin obebokekiyle uğraşacağız ama mantık birebir aynıdır. Hiçbir şey değişmeyecek. Dikkat edin şimdi. Px polinomu şöyle diyebilir miyim? X eksi 1'in küpü çarpı, şurayı çarpanlara ayırırsam x eksi 2, x artı 2. X artı 2 de burada. X artı 2'nin nesi? Karesi. Qx polinomunu da bir çarpanlarına ayıralım. Şurayı çarpanlarına ayırırsanız x artı 2, x eksi 1. X eksi 1 de burada. X eksi 1'in karesi. Şimdi ne istiyor benden? EBOB ya da diğer bir tabirle OBEB. OBEB neydi arkadaşlar? Bir hatırlayalım. Ortaklardan üssü küçük olanların alınıp çarpılmasıyla elde edilen sonuç. O zaman diyorum ki ortaklara bakacağım. X eksi 1, x eksi 1 ortak mı? Evet. Üssü küçük olanı alacağım. Küp kare. O zaman x eksi 1'in karesini alacağım. Çarpı. Başka ortak x artı 2, x artı 2. Birinci kuvvet, ikinci kuvvet, küçük olan birinci kuvveti alacağım. Yani x artı 1. Dolayısıyla cevaplardan hangisi oluyor? X eksi 1'in karesi x artı, pardon, x artı 2 idi. Şurası x artı 2 olacak. Hemen düzeltelim onu. Elimizi alalım. X artı 2 olacak. Şuradan tekrar gösterelim. Evet, x eksi 1'in karesi x artı 2. Zannedersem cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar, böylelikle polinom soru çözümünün sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim. Başarılar dilerim. İnşallah verimli bir çalışma olmuştur.